güçlü mesajlar verdiğini, önemli bir desteği Şanlıurfa'da oluşturduğumuzu sevinçle gördük. Şanlıurfa halkının karşı karşıya olduğu en büyük sorunların başında bu şehirde artık 10 seneyi aşan süreden beri yaşayan ve sayıları 800 bini aşan sığınmacılar oluşturuyor. Ve sığınmacılarla birlikte gelen ekonomik sorunlar, konut sorunları, sağlık sorunları, güvenlik sorunları ve Şanlıurfa'da yapmış olduğumuz temaslarda gördük ki halk bu sorunun çözülmesi konusunda umudunu Zafer Partisi'ne bağlamış durumda ve büyük bir sevgiyle, destekle bizi kucakladılar. Aynı desteği Şanlıurfa'da, Kilis'te... Şanlıurfa'ya hoş geldiniz. Evet. Evet, ifade etmiş olduğunuz gibi 800 bin Suriyeli var. Eğitim, sağlık, güvenlik konusunda ve daha birçok konuda sorunlar var. Şanlıurfa'yı İstanbul'dan kastığımız zaman yoğunluk olarak Şanlıurfa'da bulunan Suriyeliler maalesef İstanbul, Ankara, İzmir'de daha fazla bulunmaktadır. Bununla ilgili temaslarınız oldu. Daha önce Kilis'te, Mersin'de, Adana'da, dün Gaziantep'te, Nesip'te ve Şanlıurfa'ya geldiniz. Yani yoğunluğu az çok gördünüz. Özellikle Şehit Mahallesi'nde vatandaşlarla, Sayın Muhtarımızla, Şükrü Bey'le görüşmeler yaptınız. İzlenimleriniz nelerdir yani? Değerli arkadaşlar, dün akşam televizyon programında da söyledim. 2 milyon Şanlıurfa'nın yaşadığı şehirde 800 bin Suriyeli'nin yaşaması bu çok büyük bir sayı ve Şanlıurfa'nın önde gelen iş adamlarından bir tanesi mevcut durumu çok dramatik bir şekilde ifade etti ve dedi ki burası İsrail, biz de Filistinli oldu. Bu kadar çarpıcı bir ifadeyi şimdiye kadar en az 100 bin konut sıkıntısına yol açtıklarını biliyoruz. Hayatın pahalılanmasına yol açtıklarını biliyoruz. Şanlıurfa'da oturulabilir bir ev bugün 6.000-7.000 lira kira. Yani asgari ücretle çalışan bir insan böyle bir kirayı nasıl ödesin? Üstelik bu durum işsizliğe de yol açıyor. Efendim işte Suriyeliler çalışmasa kim çalışır? Kardeşim Suriyeliler gelmeden önce bu ülkede kimse çalışmıyor muydu? Marslılar mı çalışıyordu? Yoksa Uganda'dan gelen insanlar mı çalışıyordu? Yok. Bu ülkenin insanı çalışıyordu yine. Yani 3-5 iş adamı sigorta ödemeden az ücret vererek geceleri yaşıyorlar, gündüzleri uyuyorlar. Ben ara mahallelerde de dolaştım. Artık son kalan Şanlıurfalılar o mahallelerdeki evleri satıyorlar, kiraya veriyorlar ve adeta kaçıyorlar. Bir mahallede 3 Türk bakkal, 8 Suriyeli bakkal olmuş. Bu sürdürülebilir bir durum değil. Biz Suriyelilere yukarıda Allah var, asla ırkçı bir tavırla yaklaşmadık. Şimdi size sorayım. Bir teknenin kaptanı 100 kişi alıyorsa tekne, 200 kişi doldurursa o teknedekilerin tamamının hayatını tehlikeye atmaz mı? Türkiye'de 100 kişilik bir tekne buna 200 kişi bindiremez. Bindirirseniz batırırsınız. Şimdi biz bunu söylediğimiz için ırkçı mı oluyoruz? Hadi canım sen de. Biz Türk halkının menfaatlerini savunuyoruz. Ve bunu her türlü saldırıya rağmen bize yönelik kararlı bir şekilde devam ettiriyoruz. Ve Ankara'da devletimiz birbirine çok yakın. Bunlar Suriyeli olamaz. Bu saatte çalışmıyorlar çünkü. Bunlar Fatih Suriyeli çalışıyorlar. Evet. Fatih Suriyeli çalışıyorlar. Arkadaşlar şunu Şanlıurfalılar Suriyelilerden dolayı Şanlıurfa'dan göç etmeye başlamış.
Doğru değil mi? Doğru. Bakın bu Kilis'te var, bu Gaziantep'te var. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu yurdumuzu kaybediyoruz da. Bu kendi ülkemizde mülteci oluyoruz da. Çünkü gitme nedeni özgür tercih değil. Burada ülkenin milli menfaatlerini isteyen bir politika değil, siyasal ümmetçilik ve Müslüman kardeşler çizgisini temsil eden bir politika izlemektedir. Şimdi bunun en somut örneklerinden bir tanesi Şanlıurfa'da yaşanmıştır. Urfa'nın Şanlı olması süresinin başlangıcı Topçu Meydanı'ndadır. Başlar. Doğru mu? Ve Topçu Meydanı'nın adını Rabia Meydanı olarak değiştirmişler. Şimdi Şam Meydanı'nda deniyor. Kendi tarihine saygısızlıktır. Kendi tarihine saygısızlıktır. Rabia, Müslüman kardeşlerin işaretidir. Kökü yerli değildir, Şanlıurfalı değildir, Anadolu değildir, Türk değildir. Şimdi sen Milli Kurtuluş Hareketi'nin başladığı Topçu Meydanı'nda Müslüman olacağız, Genç İşleri Başkanlığı'na da iyi bir Müslümanı getireceğiz. Evet. Engin Başkanım, Mehmet Ali Aslan emekli bir öğretim görevlisi, Dabbe Edebiyatı'nın sahibiyim. Evet. Bu sözünün üzerine Rabia Meydanı değil, Urfa'ya tarihiyle gelmiş, köprüyle gelmiş Necmettin Cevheri Meydanı deseler de Rabia'dan daha iyi. Necmettin Cevheri. Necmettin Cevheri'ye büyük saygımız var. Yani bu kadar bakanlık yapmış, eser bırakmış, Necmettin Cevheri ismi Urfa'da yok. Bir başka meydana. Bir başka meydana. Ben vatandaş olarak Topçu Meydanı diyorum yani. Ben Rabia demiyorum. Ben Topçu Meydanı diyorum. Milliyetçi Hareket Partisi, ki benim eski partim, babamın kurucusu olduğu parti. Ve biz Atatürk çizgisinde bir Türk milliyetçiliğine temsil eden bir siyasi parti olarak bütün partilerden oy aldığımız için Milliyetçi Hareket Partisi'nden de oy alıyoruz. Ve buna da devam edeceğiz inşallah. Çünkü Türkiye'nin gerçek menfaatlerini temsil eden parti olmak durumundayız. Erbakan, Erdoğan'ı çok sert dille eleştirdi yıllarca. Hiç Erdoğan'a, Erbakan'a dönüp cevap vermedi. Neden vermedi? Anladınız siz onu. Ben de cevap vermiyorum. Bu da benim siyaset stratejim. Hani gerekirse cevap vereceğimiz zamanlar da oldu. Cevap verdiğimiz zaman da oldu. Ama biz bakın AK Parti'nin sığınmacılar politikasını eleştiriyoruz. İHA ve SİHA politikasını eleştirmiyoruz. Doğru mu diyor? Sayın Şükrü Sina Güler başkanlığında bir heyet Şam'a gitmek için Dışişleri Bakanlığı'yla, Suriye Dışişleri Bakanlığı'yla temas kurdu. Resmi olarak başvurdu. Türk Dışişleri Bakanlığı'yla da görüşmeler yaptık. Ve çalışmamızın içeriği bilgi verdik. Bizim bu girişimlerimiz üzerine telaşlanan AK Parti hükümeti Suriye ile resmi görüşmeleri başlattı. Şimdi Belarus'la görüşüyorlar. Biz Zafer Partisi olarak 10 milyon sığınmacı ve kaçağı geri yollayacağız dedik. Erdoğan biz 1 milyon tanesini yollayacağız dedi ve yollamayacağım derken şimdi yalancıktan da olsa 1 milyon kişiyi ya biriket ev yaptırıyoruz vesaire diye kamuoyunu yönlendirmeye çalışıyor. Özetle Zafer Partisi 10 aylık bir parti olmasına rağmen Türk siyasetine derin izler bırakıyor, gündemi belirliyor, şekillendiriyor ve siyasetçiler, genel başkanlar Zafer Partisi'ni taklit ediyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu'na bir önerim var. Zafer Partisi genel merkezinde CHP genel merkezi Arge'ye bir oda verelim. Hiç
bizim Twitter hesaplarımızı, açıklamalarımızı inceleyip oradan bir şeyler almasınlar. Gelsinler bizle birlikte çalışsınlar. Bizden öğrendiklerini siyaset olarak onlarla uygulayabilirler. Sorun yok. Kemal Bey'in ben ne zaman bizde sizdeniz, bizde sizdeniz diye açıklama yapacağını merakla bekliyorum. Çünkü benim o kadar çok ifademi kullanmaya başladı ki herhalde sonunda bizde sizdeniz diyecek ama Kemal Bey oturduğu yerde otursun, biz bize, biz arkadaşlarımızla mutlu ve mesutuz böyle devam edeceğiz. Evet.